Evet efendim, şimdi kripto para uzmanı Beste Nansür ile birlikte kripto paralardaki son gelişmeleri konuşacağız. Beste selam, hoş geldin. Merhaba, hoş buldum Perihan. Evet, şimdi biz Amerika'da artık seçimlere mi odaklanalım, Fed'e mi odaklanalım? Çünkü yani 50 bas puanlık faiz indirimi gelir derken pas geçebilir diyenlerin oranı %12'ye çıkmaya başladı. Tahvil faizleri yükseliyor, korku endeksi yükseliyor. Bu da piyasayı baskı altında tutuyor. Bu sabah da baktığımızda Bitcoin'de 62 bin dolar civarındayız. Yani zaten ben mesela Fed toplantısı öncesinde Fed'in 25 bas puan faiz indirimi beklediğimi belirtmiştim. Birçok kişi yanıldın diye yazdı ama biz yapması gerekeni söylüyorduk aslında. Yani bizim söylediğimiz veyahut da bizim beklentilerimiz Fed'in veyahut da merkez bankalarının ne yapması gerektiği. Onların ne yaptığı bizim söylemimizden çok ayrı. Bu bizi yanıltmıyor. Ve gün içerisine geldiğimizde bugün mesela ben Fed'in olasılıklarını da verelim getirdim. Arkadaşlardan rica ederim. 50 bas puanla başlaması bence çok çok anlamlı bir başlangıç değildi zaten. Çünkü bu tamamen Amerikan başkanlık seçimi öncesinde tamamen siyasi bir hamle olarak ben yorumladım. 50 bas puan indirimi. Yani o biraz demokratların şovu oldu. Fakat geldiğimiz noktada... Sen hatta alabiliriz. O kadar çok grafik bakacağız ki çünkü. Hadi o zaman ben erkenden geçeyim. Ben yerime geçeyim. Şimdi burada baktığımızda şu anda faiz oranımız 475 ile 500 bas puan arası. Ve 475-500 bas puan arasında faizlerin kalmasını bekleyenlerin oranı, yani Fed'in pas geçmesini bekleyenlerin oranı %10,5 oranında. Ve buna istinaden 25 bas puan bekleyenlerin oranı da %90, yani 89,5 oranında. Yani baktığımız zaman Fed'in geçen toplantıda 50 bas puan yapması çok da mantıklı bir hareketin olmadığını gösteriyor. O yüzden bu benim gibi ekonomistlerin yanıldığını değil, tam tersine ne kadar da doğru söylediğimizi gösteriyor. Ve bu Fed toplantısı, yeni Fed toplantısı da 7 Kasım'da gerçekleşecek. Yani başkanlık seçiminden 2 gün sonraya. 2 gün sonrasında gerçekleşecek ve şu anda yani piyasada şu görüntü 89,5'a 10,5'luk pas bırakır, 25 bas puan yapar görüntüsü aslında biraz dolar endeksini de yükseltiyor. Dolar endeksini de getirmiştim. Peki dolar endeksine geçmeden bir de seçim tablosuna bakalım. Olur, mı? Tabii. İki senaryomuz var. Bir Fed'i izleyeceğiz. Kasım'a da bir şey kalmadı. Artık heyecan da rukta. Dolayısıyla anketler ne diyor? Oraya bakalım. Kripto para yatırımcısı Trump'ı istiyor. Zaten bunu konuşmuştuk. O zaten. Yani net. Sarı saçlım. Orada altın saçlım diyorsun. Orada duruyor. Yani şöyle bir baktığımız zaman genellikle Amerika'nın ana akım medyasında Harris Trump'a göre 5 puan önde gözüküyor. Ama gel gelelim ki Poly Market, özellikle Poly Market bu tarz seçimlerde çok ön plana çıkan bir web sitesi. Burada da Trump'a baktığımız zaman Trump ve Harris arasında çok ciddi bir fark var. Yani baktığımızda birisi %45,4, diğeri de %54. Neredeyse 8 puana yakın bir, pardon, hatta 8,5 puana yakın bir fark var. O yüzden şimdilik Trump'ın bu şekilde öne geçmesi ve ana akım medyadaki o anketleri de birbirine yaklaştırırsa bu kripto paralar açısından Kasım'a şöyle 1-2 hafta kalaya fiyatlanır, olumlu yönde fiyatlanır. Peki Beste, az önce ifade ettiğin gibi bir dolar endeksi tarafına bakacak olursak eğer 102-31'lerdeyiz. 100'lere doğru bir geri çekilme görmüştük. Sonuçta biraz daha güçlenerek devam etmesini bekliyor musun doların? Aslında şu anki görünümde o ilk açtığımız Fed'in 25 bas puan mı pas geçme görüntüsünde şimdilik dolar endeksi biraz ölüye yatıyor. Yani sanki cansıza oynuyor. Hı. Ve şu anda 102'lere doğru yükselmiş durumda bu pas geçenlerin oranı arttığı için. Ve şu haftalık bir dolar endeksi görüntüsü. Hı. Bu da benim yıllardır takip ettiğim dolar endeksinin yükselen kanalı. Yani şimdilik buralarda 102'lerde, 103'lerde biraz takılırız gibi duruyor. Çok büyük bir sıçrama, çok büyük bir hani
piyasanın sıkıştığı bir görünüm olursa burası 108'lere kadar en fazla beklenebiliyor ama dolar endeksinin şu anda 108'e çıkması tüm tahvil piyasasını bozar. Altın, gümüşte sert geri çekilme yaratır. Amerikan endekslerinde, Bitcoin'de sert bir geri çekilme yaratır. Şimdilik böyle bir etkiyi görmüyoruz ama seçimler yaklaşınca dolar endeksinde izlediğimiz görüntü yukarıda 108, aşağıda 100 puan olmak üzere takip ettiğimiz noktalar. Ama benim açıkçası şahsi beklentim şimdilik dolar endeksinin 103-104'lerde buralarda takılıp biraz da 100'e gelmesi. Ama piyasa dolar endeksi 100'ü kırmadan aşağıya rahatlamayacak gibi gözüküyor. Keşke kırsa, orada 97'nin aşağısı da bile sarkabilir zaman içerisinde. Peki hemen karşısına kripto paraların önce o zaman kıymetli metalleri koyalım. Olur. Hazır dolar endeksine bakmışken eğer çok güçlenmeyecekse o zaman her geri çekilme altın ve gümüşte alım fırsatı mıdır hala? Bunu konuşalım. Solda gördüğünüz efendim gümüş, sağda gördüğünüzde zaten ons altın. Aslında dolar endeksiyle bunu peş peşe koymamız iyi oldu. Hı hı. Çünkü az evvel dolar endeksinde 104'lü rakamları eğer konuşuyorsak, buralara doğru dolar endeksini bekliyorsak, o zaman gümüşte yeniden bir 30 dolar seviyesi, altında ise tekrardan bir 2550-2600'lere doğru ons başına beklentimiz o zaman geçerli. Zaten baktığımız zaman altında, gümüşte çift tepe yapmış. Yani birazcık böyle kendini salma niyetinde. Fakat bu salma bir düşüş değil. Tam tersine altın ve gümüşte bir alım fırsatı olacaktır diye tahmin ediyorum. Bir konsolidasyon süreci olabilir diyorsun. Kesinlikle. O zaman. Kar realizasyon. Çünkü bakıyorsun FED 10 yılın faizlerinden aşağıya dönüyor. Enflasyona yukarı baskılar var ama 2025 yılındaki enflasyon baskısının FED projeksiyonuna göre, bu beklentim değil, FED projeksiyonuna göre baskının azalması bekleniyor. Böyle olunca bu tarz böyle altın veyahut da gümüşteki geri çekilmeler bizim için orta ve uzun vadede de bir alım yönü, aslında trend veyahut da bir nasıl desem fırsat oluşturuyor. Ama şimdi şöyle bir durum da var Perihan. Ne yaparsa yapsın bu yılın 2024'ün getiri şampiyonu halen daha Bitcoin. Yani alalım mı? Olur, alalım. Listeye bir bakalım. Yılbaşı itibariyle öldük, Bitcoin gitmiyor diyenler var. Bu tablo bize hayır. Yılbaşı itibariyle getirileri rica ediyorum. Aslında neyi nereden aldığınıza bağlı. Yılbaşı itibariyle getiri şampiyonları kim? Alkış Bitcoin'de burada. Evet, aslında şöyle biraz Cimi'yle buraya zoom yaparsak çünkü biraz okunabiliyor kalabalık. Okunabiliyor mu? Böyle çok kalabalık oldu. Evet. Belki yok, biraz daha böyle yakınlaştırırsak. Evet, şöyle parmağıma doğru. Ya da sen anlat istersen. Tamam. Listenin en başında Bitcoin var. Bitcoin'de %49'luk bir getiriyle senenin şampiyonu. Senenin ikinci şampiyonu ise volatilite gelmiş. Yani aslında bu volatilite doğru kullanılabilen açısından çok ciddi bir kar getiri elde etmiş. Çünkü bir trader'ın, yani bir piyasa oyuncusunun en çok istediği şey volatilite. O yüzden bu yıl aslında piyasalardan şikayet eden olursa, geçen seneyi açsın, 2022'yi açsın, ona baksın. Hiçbir getiriler bu kadar fazla artmamış. Yani biz bakıyoruz year to date dediğimiz yerde. Yani Eylül bitti. Eylül'ün bitmesiyle Bitcoin %49 vermiş. Daha sonrasında 3. sırada sektörel hisseler var. Ama burada bir de ne görüyoruz? Gümüş görüyoruz. Gümüş altını aslında geçmiş. Her ne kadar insanlar altın rekor kırdı diye altın biraz başlığı çalsa da burada gümüş %30, altın ise %26'larda kalmış. Yani dolayısıyla tekrar ediyorum, senenin başına da söylemiştik. Gümüşü biraz daha ağırlıklı tutarak gümüş ve altın sepeti halen daha yapmayanlar varsa geç değil. Özellikle bu az evvel söylediğimiz bu konsolidasyon sürecinde, bu bir miktar geri çekilme sürecinde gümüş ve altını portföylerine katmak için aslında değerlendirebilecek şansları var. Peki şimdi kripto paralara geçelim. Bir haftalık bir dakika, para bir geçmeden geçmeyelim mi? Bir şey söylemek istiyorum. Onu az kalsın unutuyordum. En kötüsüne de bakalım. Doğru, tabii. Haklısın. Yani iyileri söylerken bir de bu işin Mariana çukuru var. Mariana çukurunda da doların getirisi %1 bile değil. Yani dolar bu sene ben paramı dolarda tutayım. Lira karşısında demiyorum. Dolar varlığı olarak söylüyorum. Doların bu sene zaten getirisi. Zaten bu bahsettiğimiz getiriler dolar bazında getirilerden. Tabii.
Doların burada getirisi ezilmiş, altın, gümüş, bitcoin artarken bu yıl dolarda kalanlar, dolar tahvillerinde kalanlar bu yıl aslında 0.8 getiri diyor ya, aslında zarar etmiş. Zarar etmiş tabii yani. Çünkü enflasyonun gerisinde kalmış. Artı hem enflasyonun gerisinde kalmış hem de bir de bu dönem içerisinde yatırımlarım artacak diye bir de opportunity cost dediğimiz fırsat maliyeti, zaman maliyeti yemişler. Yani sadece enflasyon arasındaki karşılaştırmak çok masum kalır. Evet. Peki bir de Bitcoin tarafında bundan sonra ne olabilir onu konuşalım. Aslında yılbaşı itibariyle elinde Bitcoin tutan tüm bu enstrümanları yenmiş oldu. Peki evet. Yenmeye devam edebilecek mi? Önce para giriş çıkış tablosunu rica edeceğim. Haftalıksa bir bakalım değerli arkadaşlar. Peki CoinShares raporunu çünkü tüm hafta paylaşmaya özen gösteriyoruz. Ve geçtiğimiz haftalarda şunu konuşmuştuk hatta seninle. Yani tek başına da para girişi bir şey ifade etmiyor. Evet para girişi var ama bazen bu tekniği desteklemiyor ve tabii. Yukarı yükselişe desteklemiyor diye. O para girişinin olduğu haftalarda şeyi gördük zaten. Yukarı yönlü gidişler satış fırsatı yarattı. Evet. Yani güzel bir noktaya değindin. Şu anda piyasaya giren her bir para açıkçası shortçular için bir fırsat doğuruyor. Hmm. Tam böyle hani uzun zamandır bekleyenler, yatırımlarını elde tutanlar yani biraz da aslında bu volatiliteyi kaçırıyor. Az evvelki tabloda Bitcoin birinci getiri aracıyken volatilite ikinci sırada yer almış. O nedenle işte. Bu tarz böyle volatil zamanlarda hep söylediğimiz bir şey var. Örnek veriyorum 100 birimlik bir cüzdanınız varsa bu 100 birimlik cüzdanın 20 birimini, 30 birimini muhakkak kısa vadeler açısından al-sat olarak kullanırsanız burada aslında portföyünüzü daha hızlı da katlayabilirsiniz. O yüzden şu anda Bitcoin tutanlar açısından şunu söylemeliyim. Geçen hafta dışında, önceki hafta ve önceki iki hafta boyunca Bitcoin'de para girişi olmuş. Fakat bu para girişi hemen bakıyoruz. Senenin başında olan para girişi. Daha sonra geliyorum. Senenin ortasında olan para girişleri ve biraz daha geldim şu anki para girişi. Yani şuradan gözünüzden şuradan bir alçalan trend bile çizebilirsiniz. Aynen öyle. Yani hani, hani artık bulutlara bakarak hani yapıyoruz. Meslek ya. Hastalığı. Mesleci. Aynen mesleki dezenformasyon oldu bu bize. Ama para girişleri de az. Yani bu özellikle Fed'in burada da faizleri %5,5'tu. Fed'in şu anda faizi burada %5,25. Peki sence bu para girişinin şuradaki gibi olmaması yani piyasa aslında bir ya biz bir seçimi görelim fiyatlaması mı? Hem seçimi sence? Görelim fiyatlaması. Bir bakalım kim kazanıyor ben bu riski almayayım mı diyor sence o zaman? Biraz öyle hem de senenin başını biz 2024'e başlarken piyasaların içerisinde 6 faiz indirim beklentisi vardı. Doğru. Yine Fed'in. Mart deniyordu hatırla. Tabii ama bu neden? Bu yine Fed'in açık bıraktığı, şimdi piyasa böyledir. Siz kapıyı tam kapatmanız lazım. Merkez Bankası olarak siz kapıyı tam olarak kapatamıyorsanız zaten başarısızsınızdır. Çünkü piyasanın gerisinden germek var, bir de piyasanın önüne geçip piyasayı gerinden sürüklemek var. Ne yazık ki Fed bu tarz tırnak içerisinde saçma sapan mesajlarla hani mesela faiz indirimine 50 ile başlıyor. Ya 50 ile başlayan bir faiz indiriminde bizim şu anda pas geçmeyi konuşmuyor olmamız lazım. Evet, doğru. Yani dolayısıyla bu bize haksız değil. Tam tersi bu bizim aslında ne kadar bizim derken piyasaların birçok kafası karıştı böyle. Birçok ekonomist 25 bas puan bekliyordu. Piyasaların kafası karıştı. Ortada bir mesaj kalabalığı var. Belki de hiç mesaj yok. Onu da anlayamıyoruz. Şimdi Fed başkanları biliyorsun dün çıktı hepsi. Ara verelim, biraz sakin gidelim. Yani bu şey demek olacak hatta pas geçme göstergesi gibi. Olacak 3-4 iş değil. Fed başkanı aynı cümleyi aşağı yukarı kullandı. Yani olacak iş değil bir kere. O zaman niye 50 indirdin diye sorar piyasa. Temsil ettiğin kurumun ağırlığını sen anlayamamışsın ve piyasaları da yanlış yönlendirerek yatırımcının zarar etmesine neden oluyorsun. Ve dolayısıyla 6 faiz indirimiyle başladığımız 2024 yılı ondan sonra ne oldu? 2 faiz indirimi, hiç faiz indirimi yapmayacak derken şimdi tekrardan Fed'den gelen karmaşa burada geçen hafta para girişlerini tekrardan eksiye döndürdü. Fazla para girişi yok ve her yükseliş şu anda kripto paralarda özellikle Bitcoin'de bir baskı unsuru oluyor. O nedenle tekrar ediyorum. 100 liralık bir portföyünüz varsa bunun tabii ki de size kalmış 10'uyla da 5'iyle de artık siz bilirsiniz ama benim kendi taktiğim ben uzun vadeli portföyümü ayrı tutuyorum.
aynı mesela Bitcoin aldım. Uzun vadeli Bitcoin'lerim var. Orta vadeli Bitcoin'lerim var. Bir de kısa vadeli alsat yaptığım Bitcoin'lerim var. Siz zamana göre portföyünüzü bölebilirsiniz ama portföyünüzün içerisindeki bir elemanı da işlemlerini zamana göre bölmelisiniz. Böyle yaparsanız portföyünüz daha hızlı büyür. Ne kadar para çıkmış ona bakalım şimdi. Aslında para çıkışı para çıkışı diye iki saate bahsettik ama çok yüksek tutarlarda bir para çıkışı zaten yok. Ama hem Bitcoin'de hem Ethereum'da birlikte para çıkışı olduğunu görüyoruz tabii, zaten. Tabii. Yani biz normalde Ethereum'da zaten haftalardır para çıkışı görüyoruz. Ancak şimdi Ethereum'da Petra güncellemesi gelecek. Şimdi Ethereum'daki Petra güncellemesi tabii ki de sistemde işlemeyen, sistemde yavaş kalan veyahut da daha da öteye, daha da hızlandırmak açısından daha güncellemelerin, geliştirmelerin, iyileştirmelerin geleceği bir güncelleme olacak, yükseltme olacak. O yüzden Ethereum'daki artık bu para çıkışları, aylıkta da zaten 24.6 milyon, Ethereum'daki para çıkışları biraz yavaşlar mıyı gözlemlemeye başlayacağız. Bu haftayı pas geçiyorum. Önümüzdeki hafta salı yayınında Ethereum'da ne kadar bir para çıkışı girişi olmuş buna bakacağız. Bitcoin'de biz normalde böyle para çıkışları görmeye alışık değiliz. Yani ay boyunca 216 milyon çıkmış. Sadece tek bir haftada 160 milyon dolar para çıkmış. O yüzden aslında bu Bitcoin'de orantıladığımız zaman aylık para girişiyle haftalık para çıkışı birbirinin yanında biraz dev kalmış. O yüzden Bitcoin açısından olumlu bir durum değil. Fakat burada neyi görüyoruz? Biz burada short Bitcoin fonlarında 2.8 milyon giriş olmuş. Bu geçen hafta daha fazlaydı. Ondan önceki hafta da yine fazlaydı. En azından short Bitcoin. Yani yükselsin de satayım diyenler var ama sayısı giderek azalıyor. Fakat bir şey söylemek istiyorum. Özellikle şunu belirtmek isterim. Ben 2020 yılında sektöre ilk geçen kurumsaldım. Kurumsaldan kriptoya geçen ilk kişiydim. Çok iyi hatırlıyorum. Ve o dönemde kripto paralara çok inanç yoktu. Hatta bir tek Ekotürk'te ben kripto para yayını yapabiliyordum. Evet. Diğer kanallarda yazılı ve görsel basında. Yani ilk kripto para yayını yapan kanal olabiliriz. Yanlış İkimiziz hatta. Galiba. Evet. Tabii. İkimiziz. Bitcoin'in B'sini anmıyorlardı. Yani Bestenaz bile demiyorlardı, estede olup falan deyip abartayım neyse. Şimdi tekrardan bir fenomen olacak bir şey var. Onu da yine şundan dolayı söyledim. İlkleri görmek veyahut da ilkleri atılmak açısından bu sizi başarılı kılar. Multi asset fonları yani çoklu varlık fonlarına girişlerin olduğunu görüyoruz. Ve bu girişler şunu da söyleyeyim. Eğer ki siz trade hayatınızda başarılı olmak istiyorsanız bazı artık yöntemlerinizi değiştirmeniz lazım. Neden? Hep söylüyoruz ya portföy portföy diye. Şimdi dünya buna dönüyor. Hiç kimsenin yapmadığı ama artık fon yöneticilerin yapmaya başladığı bir şey var. O da çoklu varlık fonları. Mesela yine getiri... Nedir onlar bilmeyenler için soruyorum Beste. Ya aslında şu getiri tablosunu bir daha açalım mı? Açalım. Arkadaşlar rica etsem hani bir getiri tablomuz vardı yılbaşı itibariyle. Aynen. Onu bir daha bir verebilir miyiz? Şimdi multi asset dediğimiz şimdi burada konuşuyoruz ama nedir bu multi asset diyen izleyenlerimiz için açıklayacağız. Tablomuzu verebiliyor muyuz? Şimdi multi asset fonları şudur. Hayır yılbaşı itibariyle getiriler olan alt alta olan. Hı. Evet evet. Şimdi aslında şuraya baktığınızda buradaki seçeceğiniz sektör varlık, kıymetli metaller, kripto varlıklar veyahut da tahviller. Buradan yapacağınız bir sepet. Bir işte ne derler ona tematik bir yatırım seçme. Nedir şimdi? Bitcoin alırsın. Bunun yanında sektör equities yani sektörel hisseleri alırsın. Bunlar işte büyük hani piyasa değeri büyük olanlar olabilir. Yani fon olabilir, ETF olabilir. Aynen. Önce. Mesela şunu söyleyeyim. Biz burada Nisan ayıydı ya da Mayıs ayıydı hiç unutmam. Palladium ve platinyum hisselerini konuşmuştuk. Hı hı. Ve burada yatırımcının palladium platinyum hisselerine artık girebileceğini ve bunun yanı sıra Intel, Samsung, Nvidia bunun gibi hisse senetlerine de yatırım yapabileceklerini de söylemiştik. Çünkü bu tarz hisse senetleri size hem S&P'nin getirisini hem kripto paralarla da çok ciddi korelasyonu var. Kriptolardaki yükselişle bunların da yükseldiğini ve aynı zamanda faiz hassasiyetleri olduğu için FED faizi düşürdüklerinde bu hisselerin çıkacağını söylemiştik. Keza bu tarz bir yatırım yapmak multi asset fona girer. Hı. Ve aynı zamanda işte
tahviller belki şu anda çok getiri bazında çok yavaş kaldı. Ama enflasyon düşmeye, faizler inmeye başladığı zaman tahviller de buradan ön plana çıkacak. O yüzden tekrardan o bir önceki şeye gelecek olursak haftalık coin para girişi raporuna. Çıkışı. Aha, evet. Şimdi oraya dönebiliriz arkadaşlar, CoinShares raporuna. Artık yatırımcılar sadece Bitcoin, sadece Ethereum, sadece altın almak yerine artık ne yapıyorlar? Ethereum'dan çıkan para kadar multi asset fonlarına giriş var. O yüzden devir şu devre. Devir piyasalarda enflasyonun düştüğü, faizin indiği, efendim işte Amerikan seçimleri baskısının ortadan kalktığı bir dönem. O nedenle S&P, Nasdaq, Dow Jones, Bitcoin, Ethereum, altın, gümüş bunlardan bir sepet yapma devri. Çünkü hem volatilite var, hem dolar endeksi düşüyor, hem enflasyon görünümünde iyileşme var. O yüzden şu anda tek bir varlığa kalırsanız aynı zamanda bu çok da başarılı bir yatırımcı olmadığınızı sizin gösterir. İstediğiniz kadar getiri sağlayın. Evet. Beste, bir dakikam var. Çok kısa bir Bitcoin grafiğimiz kaldı son. Bir iki rakam telaffuzuyla istersen öyle noktalayalım. Şimdi biraz long, biraz short ama hep long. Ama şu anda biraz long, biraz short. Yani biraz alım, biraz satım devrindeyiz. Bitcoin yükselişte ancak halen de ateş hattında. Bu benim dünkü yayınımın başlığıydı. Şöyle baktığımız zaman Mart ayından itibaren var olan alçalan kanalımız, günlük periyottur bu, devam ediyor. Fakat bunun içerisinde Mayıs ayından da itibaren ikinci bir alçalan trend oluşturdu. Bitcoin şu anda 66 bin, yukarıda da 68 bini kırmadığı müddetçe piyasa bunu short olarak değerlendiriyor. Diyeceksin ki kırmazsa tabii döner. Öyle demek istemiyorum. Para girişleri yeterli değil. Para girişleri yeterli olmadığı için biz az zaten önce gördük. 66 bini zaten kıramayacağını görüyoruz. O yüzden şimdilik bu tarz yükselişler 64 binde satış. Halen daha burada 54 bin tehlikesi var. Onu söyleyeyim. 50 günlük ve 100 günlük ortalamamız da 61 binden geçiyor. O yüzden 61 bini kırdıktan sonra her türlü short'a devam edeceğiz, yani satışa. Biraz daha beklemekte, o yüzden belki de uzun pozisyon almak için beklemekte fayda var. Beste, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ağzına sağlık, verdiğin değerli bilgiler için. Evet efendim, böylelikle programımızı da burada noktalamış oluyoruz. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.